aşırı aşırı soğuk geldiydi şuradan. Buz gibi. Pazar alışverişimizi yaptık. Evimize dönüyor. Anam telefon elimde nasıl sallanıyor. Çıkıyor ya lan. Sağa sola bakmadan adam geçiyor önünden yola sürüyor. Esas. Mustafa sen bu izliyorsun buradan biliyorum. Yola niye çıkıyordun sen orada? Araba çarpar oğlum sana geri de dur. Yine baktım. Baktı esas. Ya bakmasaydım. Bakmasaydı altında kalırdık. Şöyle en sonunda beklenen misafirlerimizden geldi. Ama bunlar ölüyor gibi sahibi. Ayaklarını çöz bağırmaya. Ses kazıyım ölmesinler anneyim. Gücüm bulduk aldık yazık. Esas ne? Bir de hafifler. Sanki şeyleri boş gibi böyle işleri. Sizden de bir daha 5 büyük fener alalım olmaz mı? Bence de. Bence de büyük fener alalım. Beyaz, ama canlı gibiler Kazım. İyi. Şu onu da al. Gel, getir. Neyi getirin? Gel. Bunu ben tutayım. Sen ayaklarını çöz. Isıtırıyorlar bir de adam bunlar. Allah'ım evimizin en küçük misafirleri geldiler. İyi. Bundan sonra inşallah ölmezlerse iki küçük çoğaltmayı düşünüyorum. Oranın altına biraz saman dökelim bu. Saman dökelim. Saman dökelim vallahi yazık üşümesinler. Hatoş da bugün kendini temizliğe vurdu. He yımıslatalım. Şöyle koy gel. Ana tıkama zıkanma. Gel gel bak bak bak. Emin misin? Ana. Aha. Bak. Ne nesi bak. Yayılmaya bile başladılar Allah'ım ya. Yımıslat da bir bak. Tamam yımıslatın bunlara tepsiyle. Bunlara eski tepsi lazım. Yerimizdeki tepsiler hep acır. Nasıl yakışıklı yani? Çok güzeller ya. Halamınkilerinden aynı biliyor musun? Ama şunun kanatları düşük gibi bu. Değil. Bağladığımızdan ne oldu ki bari? Orada çok düşünüyorlardı sevgili izleyicilerimiz. Ben bundan aslında 5 tane de alacaktım ama korktum düşünüyorlar. Ölürlerse dedim hani paramıza yazık. İnşallah ölmezler. Hani kötü düşünerek almadım da. İnşallah Allah'ımdan ölmezler de. Şöyle büyütürük bunları he. İnşallah. Yiğit Doş'u da unuttuk. Vay oğlum vay özledim onu da. Ne? Yiğit Doş'u da unuttuk diyorum. Kedilerime patoş ekmek bilmemiş herhalde unuttu bilmem ama. Gevşi it. Yaşım. Neydim? Tamam ıslatım da yayılsınlar biraz. Görüm lan. Kapıları örtün mü? İbo kapıları örtün mü? Kapıyı örtün mü? Ana, hayatımızın yakışığı geldi vallaha. Nasıl hayatımızın yakışığı geldi diyeyim. Hayatımıza yakışı verdiler. Allah Allah. Hmm. Tavuğu. Tavuğu unuttuk vallahi. Yıllardır tavuk yelemezdik. Olur mu Yasemin? Olur. İçinde yemimizi çıkar içinden İbocan. Ha, yemi de mi götürdün? Bilmiyorum ki bu ibikler mi ibiklemez mi? Patoş daha temizlik mi yapıyor yoksa? O gitti baba içeride o. Almış içeriye gel. Yasemin. Efendim. O beyazlar da ibiklemez herhalde. Bir arada böylelerse ibiklemezler. Aslında ne diyeceğim biliyorum 5 tondan 5 tondan alacağım. Esas. Evet canlar 5 tane daha aldık şöyle beyazlarından. Bunlar daha güzellermiş. Hem de daha büyükler onlardan. Onlar daha küçük. Bunlar görünce niye kaçtı onlar o tarafa? Bunlar da yeni misafirlerimiz. Artık misafir de değil. Hanemizin yeni hayvanları. Sür gel bu tarafa da yem dengisinler. Valla onlar çok küçük kaldılar bunların yanında tüh.
Bunlara su da koyalım önlerine bir kabına. Yeter yani. Nasıl? Ha, yeter yeter. İnşallah ölmeden büyürler, yeter. Bu kadar tavuğumuz olsa daha iyi yani. Her gün 5-6'sı yumurtlasa yeter bize. Hayatımız büyük. İzleyicilerimiz de diyor daha hani hayatın büyük, oraya tavuk alsan diye. Bugün yarın, bugün yarın derken en sonunda alabildik vallahi, şükürler olsun. Gününü gününe attık hep. Bir de şimdi artık bahar geldi. İnşallah daha çabuk büyürler. Otlar büyüdü, yeşillendi. Şu otlarına yaysınlar hayatımızda. Ha, nasıl güzel, aman ya Rabbim. Her şeyin güttüğü sevilir diller ya. Bunlar yemi bilemedi mi ki, yemedi? Bilemiyor da alışacaklar geldi. Bunlar yemin yapacak Yasin. Bunlar şurada doyarlar, yemin yapacak. Doyarlar canım, da o yem de lazım. Yine ondan da ıslatım. Yok, ıslatacak, anlamadım yani. Şuraya bunlar atıyor. Aynen. Yeşillik tabii canım. Evet. Eğer şittimcik büyüdükleri zaman yonca da biçer atarak bunlara. Yonca da yiyorlarmış. Yiller. Yiller de şiitsek, oraya sen pirketten şey ayarlaman lazım. Nereye? Konaklaması için. Ağaç mı? He. Daha çıkamaz ki bunlar ağaca. Çıkamaz mı? Bir de bunlar bir de makine şiisi ya, yerde duracaklar işte. Altlarına saman serelim kümesin altına. Aynen. Ayaklarından alıp da üşümesinler. Kalınca ser. Bir torba getirelim saman. Orada bir torba yeter mi ki? Bir haral mı sersek? Çok caz bir haral. He, kalın cazı olsun, ayaklarının altından üşümesin hayvanlar. Değil, hangi? Yok canım, dolu samanımız. Soğuk şeyden akma da mandalatan. Yok yok, o torbalarda var ya, ondan dökeceğim. Evet. Halamı oradan getirdiklerimizden. Bunların şişinde terslerini de bahçeye dökerik kümesi temizlediğim zaman. İyi olur mu? Hmm. Tavuk tersi çok faydalı olur. Gel getirelim onu da, atalım şimdi. Hadi. Evet sevgili takipçilerim, şöyle gördüğünüz gibi of nasıl tozutmuş. Altı beton kümesimizin. Beton olduğu için hayvanlar üşümesin diye bolca bir torba saman getirdim, böyle eski çürük samandan. Annem. Ne? Fatoş nasıl yoldular papatya gibi? Keşke ondan alsaydım, pişman oldum, Fatoş da geçti. Ne diyorsun? Tavuklar nasıl güzelmiş anacığım diyor. Fatoş da sevdi. Kalınca sen üşümesinler, altılar ayaklar hiç cire değmesin. Beton soğuk olur biliyor musun, çeker. Mesela bizim evlerimiz parke parke bile çekiyor. Az tozlu ya. Atat onu dağıdırlar. Daha şimdi eşelemeyi bilmezlerdi. Yahında eşelemeyi de öğrendiler mi? Samantha boğazıma otura. Kameramı da sildim böyle. Çek sabahı. Tamam. İki. Öf, kapısını kapat, şeysini aç sadece. Kocuğun da hep battı bu. Kocuğunu niye çıkarmadan girdin? Çırp diyor. Kapımızı örttük örttük. Kazım örttü kapıyı. Şöyle. Bolca saman. Şurasını da örtelim. Şurasını açalım. Buradan girsin çıksınlar. Anam, anam. Aynı yiğitan gibi bunlar Fatoş. Vallahi. Kız. Ana kız.
çıkışmıyordu adamdan. Sana geldiler, gördün mü? Oralara sokulmasınlar, çıkamazlar. Aynen vallahi Fatoş, esnaf diyor ama yıllardır tavuk görmedi hayatımız. O niye yürümür, hopladı? Aynen inşallah, inşallah. Yiğitanımızın yumurtaları buradan olur. Tosunum ek gıdaya başladı mı bunlar da o zamana başlarlar yumurtaya. Bunların kupluları da var Fatoş aynısının. Hı hı. Ama kuplularından da almadıydım. Bu çok güzel bu. Bir daha mısın anne? Nasıl kalın kalınmışlar şeylerine bak hele. Harika vallahi. Çok teşekkür ederim bebeğim. Bir şey değil bebeğim, güle güle kullan. Az olursa birer tahım da alırız üstülerine. Bak bize de diyorum anne, benim bardak tahımım çok güzel zaten. O gün anneme dedim, ben sana anlattım anne, annem çok değil. Olsun hani annene benim şeydim mi dedin ya, ben götürürüm mü dedin. O da yazık, videoda seslenemedi. Ona da hemen yorum yazmışlar, biraz pinti herhalde iyi. Hiç pintiliği yok vallahi annesinin. Vallahi arkadaşlar ciddi. Evini hep götürsün, niye götürüyorum demez yani, öyle şeysi var. Gün öyle diyor vallahi, öyle dedim diyor, geri de diyor, içimden böyle diyor. Vallahi utandım, bir şey diyemedim diyor, ben senden esirgeyeyim diyor. He, onu videoda çekinde konuşamadı yazık. Her şeyimi diyor, sana bilmiyorum zaten diyor. Verir. Heh. Öyle şeysi yok avradın yazık, iyi. Bakın arkadaşlar, harika. Şimdi şöyle koyalım. Pek güzel oldular aynı. Üstüne yemeğimize salça katayım hemen. Anacığım ben size ne diyeceğim biliyor musun? Rabia teyzem giden sarımsak getirin. Getirdim kızım. Getirdin mi? Ne zaman? Daha şeydikilerde. Dün getirdim ya. Dün dedim ya oraya da uğradık diye. Tavaya yazılmaya gittik. Hele diyorum ki annem diyorum sarımsak getirmiş. Bu sarımsak nereden geldik diyorum ben. Daha bizim bu şey de var tandır evinde. Şöyle bağıyla bir kultem de orada var. Aman şöyle bir şey var. Yok kızım. Pos değil. Buradakiler olsun torbada. Onları attım şu ileyen diye kula dağları. Onlar gitti. Sıra abi teyzeğindim yüklenip 3-4 bağ var öyle kocaman. Ne edecek kadın, bu kadar daha benim de var dedim. Vereyim anne. Ne edeceğim anne hepsini. Sarımsak. Daha dolu diyor, yine getirir şey derse. Ben çok seviyorum sarımsak kullanmayı. İki topunu kullandım yine. Maşallah iyi yapmışsın. Sen seviyorsun yemekleri de. Fatoş'um da şöyle iç hazırlamış yemek için. Bu karnı yarık olacak. Yanını yaracak bunları. Anne yağda kızartmaktan ben pek hoşlanmıyorum baklıcanı. Fırına sürsem olmaz mı? Olur. Nasıl biliyorsun? Öyle yap annem. Kızarttın? Ben şey yağda kızarttım da dediğin gibi çok yağlı çok oluyor o zaman. Çok yağ içine çekiyor anne. Aynen. O zaten şu kıymanın yağısı var. Bir de normal yağ. Onu da kızartıyor. Evet. Çok aşırı oluyor esnaf o zaman. Ben şey yaparım anne. Ben böyle yağlı kaldım. Üstüne koyarım. He. Üstüne de biraz sürüyorum. Biraz yağ sürün. Aynen. Geçen sene şeye dondurucuya ben de öyle yaptıydım. Hep davul fırına sürdüm. Böyle fırçayla elini yüzünü şey ettim yağıyla. O daha iyi oluyor. He. Ben de hep öyle yaptıydım. Keşke gelirken getireydim önce. Dondurucu da bizim de var onda. Kanlı yarıklıklar ama çıktı. Yağlı benimkiler. Bu senekileri yine yağlı yaptım. Dışarıda ocağa yakınca hani israf olacak diye bir şeyler yapıyor. O zaman yine yapabildiydim onda. Onun elektriği yok. Şeyin şu orada daha bir kadar. Daha kazım çıkarmış oradan. Adem Ali adamın açıymış anne gül ağaçtaki. Niye? Tövbe almıyor parayı. Allah Allah. Yatırmayı mı almıyor? Aman. Telefondan yatırsaydınız ama yine olmaz. Ne? Önce oradan yatırman lazım. Benim hiç kafa basmaz böyle şeylere. Vallahi. Bu şeye hiç aklım irmedi gitti vallahi. Ne telefondan ne oradan. Oradan çekemem de öyle param ne oldu mu? Kağını götürürüm. Hiç çekemem. Vallahi. Hemcik öyle diyor bana işte. 3-4 seferdir dibimde duruyor. Şuna bas, şuna bas. Ona öyle diyor. O tarif diyor. Öyle mi? İyi olur. Yani. İşte iyi olur. He, ancak kağını nerede bulacağım? Çocuk mesela okula gidiyor. Bir yere gidiyor diyen gibi. Ben de olmuyor yalnız. Öğrenmem lazım ama işte korkuyorum. Bir heyecanlanıyorum onun başına vardım mı? Yutuvara gibi oluyor. Neyse. He. Değişik hissediyor. Kartımı yutturdum da 3 günde gücünü aldık Kaan'la gide gele. Aman. O gün yutturduğumuz gün banka tam kapanmak üzereymişmiş. Almadı bizi içeriye. Ertesi gün öğlenleyen geldi dedi. Vardık. O gün de şey açılmazmış. Yarın geldi dediler. Hayır, onun ertesi günü gittik.
Allah üçüncü Allah. Gün aldık geldik vallahi kartımı. Bu bankamatiklere para neden geliyor çok merak ediyorum. Kendileri koyuyor ya annem içine. Sınırsız para varmış gibi içinde ne anacığım? Bazen bitiyor da Fatoş. Öyle şey sıra beklerken birinde teyzenle gittik orada onu bekliyorum neyle bekledik. Ondan sonra tam sıra bize geldi para bitti. Ana. Ondan sonra bıraktık gayri bankamatiği. Sonradan geri yatırmışlar. Alışveriş bitince geri vardıydık. Bankamatikte para biter miymiş? Bitiyor. Aha. Bazı arızalanıyor, bazı bitiyor. Kollarını indireyim şöyle. Aç bakayım. Nasıl bitiriyorum dedim. Bugün arkadaşlar patlıcan oturtma yapacaktım ben. Ondan sonra da dedim anneme sorayım hangisini isterlerse onu yapayım. İkisi de aynı. Karışmaz kızım ne olacak sanki o da aynı. Ama karnıyarık biraz daha lezzetli oluyor. He bu daha iyi olur. Bir de bayağıdır yemiyorsunuz Serhan anacığım sizde. Ben baban gidince hiç yemek yapmadım doğru düzgün var ya. Biz diyorum ya kızartma türüyle. Kaan'la zaten severik ya öyle şeyleri de. Kızartma türü de çok sağlıklı. Var ya valla. İşte 2-7 bir doldum bazı kahvaltı yapıyor. Bazı yumurta haşlığımı pişiriyorum. Bazı patates yani kızartıyor. Yok, kadıncan, ikimiz birbirimizi şey evet. Yapmıyoruz. Sulu yemeği sevmiyoruz diye. Aynen. Bir de evde adam olmadı mı? Sulu yemek gitmiyor Fatoş. Pahla pişirdiğim doldu mesela. Nohut pişirdiğim doldu. İnmeyiyor, etine sütüyle geri döküyor dışarıya. Anne salça neyi kızartmadı? Ne bileyim annem. Az mı yaptım? Herhalde az gibi oldu. Ben de salçasını çok yapmayayım da salça tadı gelmesin diye. Kıymanın tadı gelsin diye. Çünkü sebzesini de az yaptıydım. Aynen, biberden yap biraz da. Geç biberim de pek kızartmıyor bu biber. Acaba ondan ızgatıyor ondan mı acaba? Normalde öyle şey değil böyle. Baktığın zaman gayet ne kırmızı. Biraz atayım mı anne salça ne diyor? At kızım çıktı. Biz çünkü oldu. Ah yemek sevmedik arkadaşlar. Aynen. Bir de maşallah annemin salçası çok sevdi. Bakın arkadaşlar. Taş gibi kaşlıktan ne düşmeyip. Hasan istemi tavaya büktüğü gibi beni kaşığına bir kere. Salla sen doğru bir patates. Salla kaşığına bir kere. Düşmüyor kızım İzzak. Nevli halam böyle yapardı ona şey derdim. Abla sen çok sert yapıyorsun diye. Bu sefer benimkiler de böyle çok sert oldu. Yemekte de kolay erimiyor. Erimiyor. Bu da zor oluyor işte. Biraz cıvık olması lazım. Maşallah nasıl kurumuş amma anacığım? Pek kurudu kızım. Bunlar hep şeyi serdim ya. Önce bir hafta 10 günü yerinde duru diyorum iyi kızarsın diye. Sonra da laylona döküyorum. Buralarda kızarttık hep böyle. Ha? Kızardı bak. Herkesin Ramazan'da mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bu arada söyleyin unutmayın. Aynen. Unutuyorum bazen çünkü videoda söylemeyi. Beni daha tam alışamadım anne. Heyecanlanıyorum. Ha, videoda ne mi? Kamera açılınca hep heyecanlanıyorum. Ne arıyorum? Niye ki? Kağıt arıyorum Fatoş. Yağlı kağıt şifronları koyacağım. Ben bunu alıyorum birazdan. Hadi bakalım. Şunları ayarladım. Niye çalışmıyor anne? Ne bileyim annem? Maksa da ayarlı. Elektrik yok. Sen var elektrik. Hı. Hı, saat ayarlı değilmiş. Benim saatli bu saatli Fatoş işte saatini hiç ayarlamam. Böyle kendi halinde gider gelir bir şey değişince gidip geliyor ayarı. Aman. Bak ona basmayınca çalışmadı. Vallahi kız. Geçenki türlü tavuk yaparız ya bir daha anne Ramazan'da. He. İnşallah bir de şey yapalım dışarıda. Ama sen hiçbir şey yemiyorsun ki. Yapıyor gidiyor da. Olsun annem. Vallahi ben hiç... Bir dün saç tavayı çok canım istedi. Azıcık yiyeydin. Bakma baktım anne de o bile nasıl midemi ağrıttı. Değil mi? Tuzu yerinde mi diye bir tane tavuktan aldım. Ya da psikolojik mi oluyor bilmiyorum yani. Psikolojide de çok iş var. Bu ağrıtır evet. Midemi diye korkuyorsun ya. Çok korkuyorum anne ya. Korktuğun için de hemen ağrıtıyor seni. Acayip korkuyorum arkadaşlar. Hemen ağrıyacak, hastanelik olacağım, yine eve gelemeyeceğim diye. Allah göstermesin. İnşallah bir daha olman ameliyata kadar öyle de. İnşallah anneciğim. Belini gördün anne, diğerini anne götürdü. Heyecanım. Niye kızım, zor. Allah oralara kimseyi düşürmesin, oralarında yoksuzluğunu göstermesin. İnşallah. İyi tanımın başından ayrılma. Küçük yavrum değil mi? Nasıl da sar ya, Allah'ım yarabbim ya. Maşallah benim gülcüğüme. İbo dedesi başına geldi cık konuştu. Aman bir güldü ona, aman bir güldü. Yılışı veriyor böyle konuşuyor. Ne yılışıktı mı anne? He, şöyle yandan gülü veriyor. Güleş çocuk olacak. Bitti mi ki Fatoş kağıtta? Evet anne, kağıdım da bitti. Ne mi? Evet ön kamerayı buldum. Ön kamerada güzel çekmiyor mu?
Ancak bunlar çiftini çekiyorum yani biraz. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu şekilde harcımız tamamen pişti. Bugün menüde imam bayıldı. Pirinç pilavı, yanına yoğurt çorbası yani yayla çorbası. İmam bayıldı, anlayalım mı? Anlayalım. Anne, bak güzel mi aldınız? İyi. Senin gördüğün tanımda nasıl bir işte oldu? Biliyorum ya. Değil mi? Aman çatı çatı vurursun yumurta. Vallahi niye sebep sabiliyoruz? Tüh. Niye ki? Sen burada bir şey miydi? Tost falan mıydı? Yağlı. Ye, yağ peyniri. Vallahi. Hani yağ peyniri çörek yapıyor ya. He. Hani ona yiyin. İşte. Ben nasıl uyumuşsun falan dedim. İnsanlar ikimiz sabaha kadar uyumuşuz maşallah. Küçük yavrum ya. Şimdi yine uyuyorum. Ay değil mi? Ben uyuyorum. Heh. Babam bir daha şu kadayıf alırken söylesin de bari biraz şey alsa. Ne? Kızarmışını alsın. Yani bu hamur oluyor. Başka yok ki hamur. Hep mi böyle? Bir bundan var. Bir de cevizlisi var bunun. Yok yok ceviz yok. Bunun kızarmışını. Bunun birazcık daha kızarmışını. Yok ki bir bu var. Vallahi. Bunların da iki tane kalmışmış. Ceviz burada olmalı değil mi? Bunlar almış. Ceviz de pahalı ama güzel değil. Beğenmiyor lan babam da. Hı? Babam beğenmiyor lan. Yok ya. Sevmiyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum. Ben önce. Hangisi? Ha, ceviz varmış. Hı. Ay gidiyor da yapayım. Unutuyorum zaten. Yes. Bekleşen bir dakika şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yandı. Bir de yandı. Sağ ol, dönüş. Aldım biraz ısın. Yalnız kolayla kaldı. Biraz ince gölgelerim yanacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tam ya. Sen alın mı? Şöyle alalım. Ha, bismillah. Şu neyi? Bu imam bayıldı mı alacak şimdi? Neydi? Şundan ancak imamın az bir şey gözü karar da olur. Tamam ne oldu? Niye? Öbürleri bayıldı imamı da. Bundan az bir şey gözü karar da olur. Gütçük. Allah'ım yarabbim ya. Süper. Bunun gözü kararacak değil mi? Bir şey olur mu ki bu masaya temas etmiyor herhalde, yorulma etmiyor. Yok ya, bir şey olmaz içeri. Tüp değmiyor ya. Masaya temas etmesin mi? Masaya da yapar mıydı masaya? Şurada yapacağım. Var ya şu peynir. Uuu nasıl ağır. Şu tarafını aldım. Şöyle çektim. Anam orayı bardak mı aldınız? Annem bana hediye almış. Bayıldım çok güzel. Su bardağı mı çay mı? Çay bardağı. Küçük? Ne küçük çay bardaklarından almış. Çay bardağı seçtim. Şerbetimiz oldu. Bunu koyayım biraz. Görünkilere su olsun. Hı? Değişik değişik bakıyorum kanalaya. Ben değişik değişik bakıyorum. Bu arada videoyu başlatmışımdır ben. Başlatmışsın mı? Başlatmışsın mı? Ben garip garip bakıyorum. Şuraya baktınız. Şu kapımızın üstüne yükleyeceğim şurada. Bu ne ya? Pirinç. Evet orada pirinç. Yok yiyeyim pirinç bir daha yapıyorum. Ne yiyelim? Ha, imam bayıltacağız ya bugün. Beş kere bayıltacağım, bir kere karatacağım. Hadi bakalım. Sever mi kanalisi imam bayıltıyı? Seviyorum da yani pek bir şey değil. Çok tadı sevmiyor mu? Evet. Ne? Seviyorum ya. O bir yiyelim. Bir yiyelim çok yağlı olmuşmuş. Bizim buradaydı. O şeydi ya, anne patlıcan çok yağın içinde kavrulmuş. Evet. Öyle. Biraz turuncu yağ bağlamış. Onu sonra bir geçirdim, bir kuşu sana bana yine.
ben öyle yapmam ki. Ya. Bak hiç yağ yapmadım ya da kızartmadım. İşte bilmiyorum. Tut aşkım şunu sen karıştırayım ya. Bunun işi olmazsın. Ben öyle böyle. Yani o zaman bayağı bir tiksindim o yağ yorumu. Bayağı yine şimdi gömüldüm. Taze patlıcanla yaptığım yeri daha güzel olur yani bayıldı var ya. Dolaptaki patlıcanla yaptığım yeri hiç hoşlanmıyorum. Niye? Doldurulmuş patlıcanın farklı bir tadı oluyor gibi geliyor bana. Tamam, iyi. Annem onunla yapıyor. Annem cücüklerini gördün mü tanemiz? Küçük küçük. Nasıl ilerini? 5,5-5'i büyük de. O büyük de. Sağır ki ben. Yiyeyim olur. Küçükleri yiyoruz. Yiyeyim o. Makine tavuğu ya yiyeyim ya. Öyle olur ya. O adak sarı yiyor da. Öyle beyaz da yiyeyim o. Onların adı neyi biliyor musun karnınız? Neyi? Yiğita. Hangisinin? Tavukların adı. Hangisinin? Hepsinin adı. Nasıl Yiğita? Yiğita onların adı. Hepsinin. He. Niye? Küçük Yiğita'na benziyor onlar amcası. He. Yiğita gibi fındık kadarlar. Yerde çorbasını seven bir karnınız. Hiç içmedim. İçtin ya la. İçmedim. Yoğurt çorbasını içtin yiyince. Ben tarhana içtim. Bu da içmedim. Bu da tarhana gibi aynı işte. Hatta aynısı. Taze yapılmış harika. Hı. Bunu sürekli karıştırman lazım ki dibi tutmasın. Tut karıştırmasın. Annem daha bari. Dur ben çıkayım bilmiyorum. Sen dur ben çıkayım bilmiyorum. Sen ona bak. Buyur anneciğim. Kaçtın 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 kaçtın. Arkadaşlar şu şekilde manetini de tüm içine of. Mis gibi oldu vallahi. Kameramı biraz kullandırdı ama bu şekilde çorbam hazır. Taşım şöyle biraz neyse. Biraz şunu alayım. Nane israf olmasın şurada arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet, şu şekilde karnıyarım da hazır. Şu şekilde garniyarım da hazır arkadaşlar. Canlarım şöyle. Salatamız. Şu da pirinç ıslatmıştım. Pirinç pilav yapacağım yanına bir de. Çorbamızı bir daha göstereyim size. Mis gibi koktu. Vallahi mutfak harika oldu. Annem de pek sever bunu. Emoşum hadi gel de içelim aşkım burada. İzliyorsan videoyu buradan sana çağrı yapıyorum. Şurada şöyle tatlım var. Babam kadayıf tatlısını çok seviyor arkadaşlar. O yüzden sürekli kadayıf yapıyorum. Yoksa diğer tatlılardan da yaparız yani ama bu kadayıfı çok seviyor. Şöyle göstereyim. Biraz açık gözüküyor çünkü rengi. Kamera açısından dolayı şöyle. Şu şekilde çorbam. Turşuyu da çok sevdim. Turşudan koyacağım birazcık da.
Şöyle. Karnıyarığımız da burada. Işıktan biraz tuhaf duruyor ama salatamız şöyle. Pirincimiz de şöyle. Videomuzun devamında görüşürüz o zaman. Kaan'da mı konuşamıyor? Kaan normalde pek konuşur halbuki kamerada. Utandı. Bir de iyi şöyle kibarlaşarak konuşur ya. İncele incele konuşur. Fatoş'um şöyle pilavımızı da yapmış, çorbamızı yapmış şöyle. Bugün menüde yoğurt çorbası var. Pirinç pilavı. Karnıyarık. Onu sorup şunda tatlı. Kadayıf tatlımız. Salatamız. Eline, koluna sağlık. Afiyet, şifa olsun anneciğim. İnşallah kızım hepimize. En önce sana olsun. İnşallah. Bak annemi de yedim. Yemek de görkem süper. İbo Fatoş döktürmüş güne. Benim kızım döktü maşallah. Döktü. Babam benim suframa bakıyor babam. Bir de seninkine bak. Öyle diyor bana. Ellerine sağlık Fatoş'um vallahi. Afiyet şifa olsun babam. Böyle Fatoş bana diyor ki İbo hiç kafa yemiyor. Yazılacağım bak diyor. Neymiş? Menemen. Yeme kalkalım. Hadi şey yeme. Hadi de. Klasik. Fatoş klasik. Şimdi döktürmüş menemen. Menemen. Bana bak dedim. Yeme iki yeme takıldım. Biter bize dedi. Yitmedi mi? Hani kovun sürdü ya. Bu adam sürdü ya. Kovun dersi. Öyle mi dedin? Yine de heyecan ben Fatoş kadar bana yapamam ki. Zeytinden düşerek getirmişler. O hocam yine açalım. İyice alalım. Şimdi Fatoş kadar doğru düz. Kimse yapamaz doğruya gelince. Ben seviyorum anne. Mutfakta uğraşmak seviyorum. Yeme yiyorsun da uğraştığına göre keşke hiç şöyle hani bol bol yiyebilsin. Yeme yiyorsun zaten oldum ola söylesin. İnşallah. Bu kadar yemen yine de anacığım. Şurada salatamız. Hayatta ben de yapacağım ama 7 kilo kadar pişireceğim ben. İnşallah. O zaman bir deniz gibi yiyorsun yazık. İnşallah vallahi. Ondan sonra bize sucuk alalım, bir şey yapalım, tertemiz bir yapalım beraber. He, mangalın sucuğu da güzel oluyor. Her şeyden önce sağlık. Sağlık, sağlık. Aynen. Her şeyden önce sağlık önemli tabii ki. Ben de Fatoş'u yiyorum. Fatoş'um gittiydim ondan sonra menemenlere kaldırttım. Fatoş. Yok ama hiç tasarlanmıyor. Fatoş mühür. Yunan'dan gittim mahana yapmışsın adama. Estağfurullah. Ben annemle gittim menemen yapmışsın. Ama mahana yaptığın gün suç kendinin Fatoş'um. Ben buna dedim ki kalk da börek yapayım. Çocuğa yanımda öyle hıtıttı. Çocuk zaten ağlamıyor görmeyiyor. Ama gerçekten hani çocuğunu nasıl yapacaksın? Bir azalladı beni yatakta yatıyor ya. Git defol başımdan dedi. Bir mahana salamonlu suya dedi bana. Kaşlandı da şöyle dürmüş. Hep orucun sıkısına yapıyorsun dedim buna. Git be dedi ne orucu dedi bana. Öyle sesliyim. Vallahi bir serteldin o gün. Aynen. İyi dedim ben de mahanayı salım iyi dedim. Kapıyı örtüverdim çıktım. Vallahi billaha. O gün börek yapacaktım ne güzel. Tavada da olurdu evde şide de olurdu dedim. Ama yok bu adam öyle deyince. Babam anne bilerek kızmış demiş şimdi Fatoş yok. He. Fatoşsuz olmaz. He. Aynen sen de yoğdun zaten Esra o gün. Ben siz börek mi yiyeceksiniz siz? Vallahi esas Fatoş'um. Boğazımızdan geçme oraya gidemedik iyi yok. Babanın lafı. Babamın lafı değil mi? Boğazımızdan geçme orada iyi yok kızım diyor ya. Yok ama. Bir tencere mantı yiyorlar. Tamam ben evet mutlaka döverecektim. Lap ana. Kalmamız da hazır melemel odada. Ya, domates biber de doğramadım. Dur da attım. Kaç dakikamız kaldı? 15 dakikamız da kaldı. Hazır mı? Hazır sen. Menemen yaptım, çay demledim, zeytin peynir koydum. Ne koyayım başka? Ben artık burasına baktıydım. Melemende. Melemende. Nasılsınız? Şaka bir yana arkadaşlar, annem de türlü türlü hazırlardı. İki kişi gittim. Ben de yaparım da he, kimse yoktu ki. Biz yoktuk, Kaan'ın nesi yoktu. He, Kaan da yoktu, ikimiz idik. Bir de eve de. Kaan zaten yemek yemiyor, hiçbir şey. Üç kaşık alalım. Eve de giş girdik. Hiç yemiyor, ne anne? İçim almıyor ki. Böyle hazırlıyor türlü ama. Sen kaldın ortada. Gir bakalım bak yanlara. Sen de hayatta bir iş ne bul. Nasıl güzel gözüküyor bak hele. Onlar uyuyor. Nasıl güzel. Görüntü süper aynen anne. Valla çok güzel. Bana görüntü şöyle güzel oldu mu? Muhteşem oluyor. Babayla oğlan değil mi? Evet. Ben de Kaan'ın yanına yatıyorum. Onu da bulamıyorum. O pantolonla yatmay bu.
Değiştir onu. Ama turşu çıkardım anne akşam yemeğine. Acı mı? Turşu koyayım diye. He. İyisin, acıyı seviyorum. Yazık. Uyudu yani bu. Saat kaç ki? Yardım, yatın bunu yapma. Yatma, yatma. Yo, yatma bu. Şimdi yattığın bir şekil oğlum. Az kalmıştır. Ama susalım. Yatsın baba. Evet canlar, yemeklerimiz hazır. Ezanımıza 5 dakika var. Belki de yok yani, o kadar da yok. Şöyle silimiz sıframızı serdik. Hı. Fatoş da orada kanlı yarıkları bölmeye çalışıyor pilavlarını. Ben de çorbaları böldüm, masayı kurdum. Sofrayı serdim. Fatoş'un da orada yemeklerimizi bölüyor. Gazim niye gelmedi? O da telefonla oynuyor odasında. Gelir şimdi, ekmeklerimiz çıkarsın. Şunlar bayat ekmekler. Önce onları yiyelim isterseniz. Bayat mı? Çünkü ekmeklerimiz günah olmasın. Şöyle Fatoş'um şey çorbası yapmış. Ne bunun adı? Yoğurt çorbası. Kendisi içecek bundan bugün. Eline, koluna sağlık kızımın. Vallahi döktürüyor. Okundu mu? Yok, okunmadı daha ezan. Kaan da uykudan yeni uyandı. Annem gibi hazırlamış elime. Böyle yiyorum. Şöyle. Oğlum mu? Yo yo yo, video çekiyorum. Şurada tatlılar hazır. Onlar dedim ya. Ha, ben yüksemez misin bunu? Ben normalde de konuşamıyorum ki videoda. Annem alırsa mesela onu bile gitti. He. Niye hastalık? Ne bileyim, konuşuyorum, bir şey bulamıyorum ya. Bana salatayı edip ortaya doğru kaktırıver. Çünkü salatalar şöyle ortaya olsun. Yemekler şurada. Bu da senin yemeğin. Ellerine sağlık kızım vallahi. Afiyet şifa olsun inşallah. Ha? Ekmek aldın mı bu? Ah, aldım bakalım, ben aldım. Kahve da var. Sen o yerine Fatoş'a ver. Tamam. Var bu ya. Var burada. Afiyet ol. Afiyet ol. Bunu bunu ekmek de o yerine. Gel. Tamam. Boğazımızdan geçmez. Dur annem, fotoğrafını çekerim masanın, şöyle de profil resim yapalım. Ha? Maşallah. Öğrenmem de doymaz ama bir dakika yazın. Vallahi. Yemek hazırlamak benim işim. Evet. Yarın kim hazırlayacaksın? Yarın sen mi hazırlayacaksın yani? Tamam. Yarın niye anne, ben neredeyim de? Ne bileyim annem. Ben ama evdeyim ya. Hazırla diyor ya. Ha, şurada benim senin yemeğimi yiyecek mi? Hemen yiyecek o yarın benden gene. Yiyecek mi? Esas içecek alın da hiç aklıma gelmedi bari. Fena, benim de hiç gelmedi. Ne? İçecek. Kaan şeyler var ya, o içilmez mi? Kolay yok muydu? Yok, şu kadar kalmış. Bende dolapta vardı. Bende vardı. Düşünmüyorum. Yok yok baba, ne kol. Bir şey olmaz. Çorba var ya mis gibi. Bugün size mükemmel çorba yaptım, bakın. Evet. Yoğurt çorbası süper. Tamam, o şeyden almadan sağ kola da alsan gelseydim. Beraber çay doyursun. Ben öyle bir madde yok. Ne diyecek annem sana da? Anne, hepsine de su doldurma. Acıda içecek içerler. Su içecek olsalar alırlar. Gel Fatoş, gel olsun, gel. Dur baba, sizi biraz video çekeyim şöyle mükemmel. Çek ondan iç. İmam bayıldılarıma bakın arkadaşlar. Anne, senin imam bayıldan küçük kalmış, al işte. Olsun annem, yeter yeter. Gerçi daha dolu imam bayıldı, getiririm. Kaan'ınki çok büyük düşmüş, yazık. Yiyeyim mi? Pek sevmem yenge, sevmiyorum imam bayıldı diyor da ama. Ağzını sopsuna yiyecek. Ben yanlış mı vurdum zobayı, ne vurdum? Yok, onunla patlıyor. Çocuk uyuyalım. Onu da alın gelin bari bu tarafa anacığım. Videomuzu kapatayım. Eczacı yok mu? İyi baba.